Herkese merhaba sevgili ikinci sınıflar. Bugün sizlerle süper bir konu işleyeceğiz. Neymiş konumuz? Hikaye, unsurları. Hemen nereye gidiyoruz? Ekim programımıza bakıyoruz. Bugün günlerden kalemimizi şöyle güzelce alalım. Bugün günlerden 20 Ekim Perşembe günü. 20 Ekim Perşembe günü bizler bu videoyu izliyoruz ve tekrarlarımızı güzelce yapıyoruz. Daha sonra öğretmenim ne yapacağız? Perşembe günü yaptık. Cuma günü okuldan evimize geliyoruz ve hemen Tonguç ödevlerimizi yapıyoruz. Sıfırdan ikiye kitabımızdan ve daha sonrasında taktikli soru bankamızdan ne yapıyoruz? Ödevlerimizi tamamlıyoruz. Bu kitapları nereden alabiliriz diyorsanız tabii ki de Tonguç mağazasından ya da en yakın Tonguç bayisinden alabilirsiniz. Dersimize başlamadan ne yapıyoruz? Hemen beğen butonuna basıyoruz ve abone oluyoruz. Olmadıysak hala bildirimlerimizi açıyoruz ki yayınladığımız videolardan ilk önce senin haberin olsun diyoruz ve nereye gidiyoruz? Tabii ki neler öğreneceğiz bölümümüze hızlıca geçiyoruz. arkadaşlar bizler bugün neler öğreneceğiz? Hemen bakalım. Hikaye unsurlarının neler olduğunu öğreneceğiz. Daha sonra hikaye unsurlarını belirlemeyi ve daha sonrasında metnin bölümlerini öğrenip bu konuyu güzelce hop kapatacağız diyoruz. Ve hemen hikaye unsurlarına bakalım. Hikaye unsurları arkadaşlar yaşanmış veya yaşanması mümkün olan olayların düz yazı şeklinde anlatılmasına biz öykü veya hikaye diyoruz. Bizler bir önceki dersimizde neyi öğrenmiştik? Eş anlamlı kelimeleri bir önceki videomuzda öğrenmiştik. Öykü ve hikayede aslında nedir? Eş anlamlı kelimelerdir diyoruz ve hemen dönüyoruz. Hikaye unsurları arkadaşlar dört ana unsurdan oluşuyor. Bir, kahraman. Kahraman nedir? Burada e, hikayede yazdığımız metinde ya da yaşanan olayda üzerinde durulan anlatılan olayı yaşayan ya da yaşayanlardır. Yani oradaki kişilerdir diyoruz. Özür dilerim kişiler, kahramanlar burada. Daha sonrasında olay bizim diğer unsurumuz. Olay da üzerinde durulan, anlatılan, yaşanılan hikaye ya da durum. Biz burada ne yaşıyoruz? Ne oluyor? Bunu bize anlatan şey olay. Kahramanları tekrar edelim. Yani kişileri hikayede yer alan olayı yaşayan kişiler. Bunlar illa çok olmak zorunda değiller. Bazen bir olayı tek kişi de yaşayabilir diyoruz. Eğer birden fazla kişi varsa bir ana kahraman ya da baş kahraman, diğerlerini de kahraman olarak adlandırabiliriz dedik ve hemen üçe bakıyoruz. Mekan hikayede olayın gerçekleştiği ya da olayın geçtiği yer, şehir, bina, konum, işte kafeterya, AVM bunlar neyse bizim mekanımızda olayın geçtiği yer diyoruz. Zaman ise hikayede olayın yaşandığı dönem, mevsim, gün, saat aralığı bunların hepsi yine bizim zamanımızı oluşturuyor diyoruz ve hızlıca hikaye haritasına geçiyoruz. Bu aslında az önce incelediğimiz şey bizim hikaye haritası, haritamız. Hikaye unsurlarını belirlemekte ve hikaye unsurlarını bulmakta bizim işimize yarayan hikaye haritamız. Peki hikaye haritasını bizler neden kullanmalıyız? Bizim ne işimize yarayacak? Öğretmenim, metindeki olayları özetlemek için yani uzun bir metin verildiğinde, hadi bana bunu anlat dediğimde siz böyle e, hepsini ezberleyip mi karşıma geleceksiniz veyahut öğretmeninizin karşısına geleceksiniz. Hayır diyeceksiniz ki öğretmenim hikaye e, şurada geçiyor, şu kişiler içinde barınıyor, işte şu zamanda olmuş ve bundan bahsediyor. Bakın olayı bilmeden herhangi bir hikaye ortada yokken ben size o hikayeyi kısa bir şekilde bir dakika içinde belki de anlattım. Olayları zihnimizde daha kolay canlandırabilmek için ve aslında tutabilmek için uzun uzun ezberlemek yerine ne yapıyoruz? Belli kilit noktaları bulup bunlar üzerinde çalışıyoruz. Hikayenin unsurlarını kavramak için bizler hikaye haritasını ne yapıyoruz? Öğreniyoruz. Hemen geçişli sorumuzla pekiştireye bakın rengarenk kutucuklardan oluşan da aynı zamanda neyimiz var? Bir şeyimiz var. Acaba bunlar kim? Bunlar ne diyorum ve hemen hızlıca ne yapıyorum? Hikayemi okuyorum. Bora ile birlikte dün akşam araştırma yapmak için kütüphaneye gittik. Kütüphane görevlisine aradığımız kaynakları nerede bulabileceğimizi sorduk. Görevli bize yardım etti. Bora ile birlikte araştırmamızı yaptık. Kendimize notlar alarak ödev için gerekli bilgileri topladık. Verimli bir zaman geçirmenin mutluluğuyla kütüphaneden ayrıldık. Çok güzel ödevlerini yapmış Bora ve arkadaşı. Daha doğrusu e, hikayedeki kişi ve Bora ödevlerini yapmışlar ve bunun için çok mutlu olmuşlar. Peki biz bu hikayeyi okuduk. Bu hikayenin kahramanları kim? Hemen şöyle hızlıca ne yapıyoruz? Kahramanlarımıza bakıyoruz. Ben, Bora ve kütüphane görevlisi bu hikayedeki kahramanlar. Peki arkadaşlar bu hikaye hangi zamanda gerçekleşiyor? Devam edelim. Dün akşam nerede yazıyor? Dün akşam zaten bize belirtilmiş. Peki hemen hızlıca devam edelim. Bu hikaye nerede geçiyor? Tabii ki de kütüphanede geçiyor. Peki bu hikayenin yazılmasındaki veyahut da bu hikayedeki olay ne? Hemen orayı da açıyoruz ve Bora ile gittiğimiz kütüphanede yaptığımız araştırmanın ödevimizi tamamlamamızın bize verdiği mutluluk diyoruz. Ve hızlıca ne yapıyoruz? Bu sayfamızda geçip olaylı sorumuzu çözmeye başlıyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki metinde hikayenin sırlarından hangisi yoktu? Olmayan bir ne var? Soru var. Haydi bakalım. Arif yataktan çıktı. Arif kim arkadaşlar bizim? Kahramanımız bir kere gitti. Sessizce elini yüzünü yıkadı, biraz kitap okudu. Kitabını bitirince canı sıkıldı. Ne yapsam diye düşündü. Sonunda salona gidip televizyonu açtı. Yaşasın! En sevdiği çizgi film başlamıştı. Sevinçle izlemeye başladı. Heyecandan televizyonun sesini çok açmıştı. Anne ve babası sese kalkıp geldiler, onu uyardılar. Şimdi arkadaşlar, burada ee, bir olay var değil mi? Bakın nerede sorusunun cevabı var, salonda yani mekanın belli. Olay ne peki? Arif'in heyecandan sesi kapatmayı unutması ve sesi çok fazla açması bundan da belki de bir üzüntü duydu. Peki ne zaman oluyor arkadaşlar bu? Bakıyorum Arif yataktan çıktı. Ne zaman çıktı Arif yataktan? Sabah mı, gece mi, dün mü, bugün mü, yazın mı, kışın mı? Herhangi bir bilgi var mı? Yok değil mi? Peki ne zaman televizyonu açtı? Bilmiyoruz. Çizgi film ne zaman başladı? Bilmiyoruz. O zaman biz ne diyoruz? Bu hikayede unsur olarak zaman belirtilmemiştir diyoruz. Hemen geçelim metnin bölümlerine. Biz bir metni ayırırken, parçalarken veya en temelinde yazarken metni biz 3 bölüm ayırıyoruz. Bunlar giriş, giriş bölümü, genişme bölümü ve aynı zamanda son olarak da ne? Sonuç bölümü. Peki biz bu bölümlerin ne olduğunu nasıl anlayacağız? Metnin kahramanlarının, olayların geçtiği yerin tanıtıldığı metnin en başında yer alan kısma biz giriş bölümü diyoruz. Hemen bakalım ortanca da ne var? Giriş bölümünden sonra konunun genişlediği, Olayların anlatıldığı bölüm aynı zamanda ne olacak diye bize merak uyandıran bölüme de biz gelişme bölümü diyoruz arkadaşlar. Ve bizim anlatılan olayın sonuçlandığı, merakımızın giderildiği bölüme de ne diyoruz? Sonuç bölümü diyoruz. Hemen bir örnekle bunu pekiştirelim. Ege ilkokul 3. sınıfa giden bir öğrenciydi. Spor yapmayı çok severdi ancak ailesi onu spor kulübüne götüremiyordu. Kahramanlarımız var, Ege var, ailesi var değil mi? Peki ne yapmayı çok severmiş, spor yapmayı çok severmiş? Bize Metin'le alakalı aslında biraz bilgi vermiş, giriş yapmış Metin'e değil mi? Giriş bölümümüz. Peki bir akşam Ege'nin babası elinde bir broşürle eve geldi. Broşürde haydi birlikte yarışalım yazıyordu. Ege babasından broşürü aldı ve inceledi anne ve babasına 2 ay sonra yapılacak yarışmaya katılmak istediğini söyledi. Ege her gün anne ve babasıyla birlikte koşu antrenmanı yaptı. İşte burada biraz daha olaylar ne olmuş genişlemiş. Peki acaba Ege yarışmaya katılabilecek mi? Evet bilmiyoruz merak ediyoruz değil mi? Gelişme bölümüydü. Peki son olarak yarış günü geldi çattı. Ege yarışı ikincilikle tamamladı. Evet Ege yarışa katılmış hatta ikinci olarak çok güzel bir başarı da elde etmiş. Madalyasını alırken anne ve babasının mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Evet arkadaşlar, metnimiz bitti. Bu dönemimizde sonuç bölümümüzde merakımızı da giderdiğimize göre hemen meraklı soruyla devam ediyoruz. Çünkü merakımız azla bitmiyor. Aşağıdaki paragraflardan hangisi bir metnin gelişme bölümüne ait olabilir? Gelişme neydi? Bize merak uyandıran olayların genişlemeye başladığı yerdi. Hemen bakalım. O da arkadaşlarıyla birlikte parka doğru yürümeye başladı. Tonguç ve Tongül, evet kahramanlarımız, çarşamba günü sinema salonunun önünde buluştular. Evet arkadaşlar bu bir giriş bölümü değil mi? Giriş bölümü neden? Kahramanlarımız var. Neresi olduğu var. Buluştular. E sonra ne yaptıklarını bilmiyoruz. Sadece giriş yapılmış. Bundan sonra öğretmeninin sözünden çıkmaması gerektiğini öğrendi ve öğretmenini korkuttuğu için özür diledi. Arkadaşlar burası da bir gelişme veyahut da giriş bölümü olamaz değil mi? Bir problem yaşanmış, öğretmeni çok üzülmüş ve öğrencisi de onda sonuç olarak ne yapmış? Özür dilemiş. O zaman baktığımızda o da arkadaşlarıyla birlikte parka doğru yürümeye başladı. O kim? Arkadaşları ne yapıyordu? Gitmek istiyor muydu parka, istemiyor muydu? Burada giriş bölümünde verilmesi gereken bilgiler verilmemiş ve süper sorumuza devam edelim. Bu böyle sorularda ne yapıyoruz? Öncelikle soru kökünü okuyoruz. Sorunun kalbi de diyebiliriz buraya. Yukarıda verilen paragraf metninin hangi bölümünden alınmış olabilir? Yani bir metnin bir bölümünden içinden almışız buraya koymuşuz ve size diyoruz ki hangi bölüm olabilir? Giriş mi, gelişme mi yoksa sonuç mu? Hemen okuyalım. Hava o gün pek de iyi değildi. Ali ile o gün evde sinema günü yapacaktık. Yiyeceklerimizi hazırladıktan sonra filme karar vermek istedik. Tam da izleyeceğimiz filmi bulmuştuk. E sonra ne oldu? İzleyebildik mi? İzleyemedik mi? Sonunda ne oldu? Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Yani gelişme değil, detay vermemiş. Sonuç hiç değil. Peki bu ne olabilir? Havanın nasıl olduğunu söylüyor. Ali ile olduğunu söylüyor sinema izlemek için her bilgiyi vermiş. Yani giriş bölümüne ait her bilgiyi bize vermiş dedik ve öğrendiklerimize hemen bakalım. Ne öğrendik biz bugün? Hikaye unsurlarını. Dört tane hikaye unsurumuz vardı arkadaşlar. Neydi onlar? Kahraman, olay, yer, zaman. Dört tane unsurumuz vardı. Metnin bölümlerini öğrendik. 3 bölümümüz vardı. Giriş, gelişme, sonuç. Ve hikaye unsurlarının da hangisinin ne olduğunu belirlemeyi öğrendik ve hızlıca ne yapıyoruz? ödüllü sorumuza bağlanıyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.